Merhaba arkadaşlar. Bugün bir RC robotumuz var, uzaktan kumandalı. Bunun şarj aletini kaybettik. Fakat daha farklı bir çalışma yapacağız üzerinde. Şimdi çocuğa bunu aldık fakat şarj etmek için her seferinde bu pili çıkartıp ayrı bir şarj aletine takmak gerekiyordu. Buradan soketini söküp bunu o alete takıp sonra tekrar bunu dolduktan sonra alıp tekrar buraya takıp vidalamak, yani çok uğraş gerektiren bir sistemi vardı. Var, hala var. Bunu kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü çocuk her seferinde şarjı bittiği zaman bana geliyor. Benim işim oluyor, annesinin işi oluyor. İlgilenemiyoruz. Şimdi bu şerit led diyotların alıcısı. Bunu kullanmıyorum, bozuldu. Buradaki girişi alacağım. Şu kapak üzerinde bir yere monte edeceğim. Ve RTX kablolarını buraya bağlayacağım. Sonra şu soketi de buna bağlayıp hemen böyle takıp çıkartıp şarj olacak hale getireceğiz. Şu ucu söktüm. Bu zaten 4,8 voltluk bir pil. Bunu normal telefon şarj cihazları kolaylıkla şarj edebilir. Zaten onlar da 5 voltluk. Buna ek yapacağım onu da. Sonra bunu kullanılır hale, yani çok rahat kullanılır hale getireceğiz. Hemen başlayalım. Önce işaret almam gerekiyor. Şurada bir hemen yarım santimetrelik şeye hemen delsem yeterli olacak. Pardon, delmeden önce ilk önce bunun nasıl olduğunu bir görmemiz lazım. Hani boyutunu bilmemiz lazım. O yüzden ilk önce bunu sökmem lazım. Kabloları kopartıyorum hemen. Bunları da başka bir şeyle tekrar kullanabiliriz. Şimdi şuralarından lehimlerini çıkartıp şu kısmı alacağım. Takmak için bu şekilde kapağı kare bir delik açmam lazım. Bunu işaretleyeceğim. Bunun kablolarını da yapalım. Kablolarını yapabilmek için öncelikle uçları bulacağız. Şimdi de uç aletimiz var. Belki bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız direkt uçlarını biliyordur. Ama ben daha önce böyle bir şeyle çalışmadığım için, gerçi belli bu ortadaki uca gidiyor. Yanındaki uca giden de büyük bir ihtimal şu. Ama kontrol etmekte fayda var. Sonra değiştirmemiz çok zor olacak. Hemen diyot, yani öten ucu aldım. Aynen düşündüğümüz gibi.
Bakın o değilmiş. Evet. Bu uç değil. Şu uç artı ucu. Bu uç eksi ucu. Şu uç bir yerden sinyal vermedi. Bu 5 voltluk bir telefon şarj aleti. Onun ucunu kesiyoruz. Ucu ince uç olduğu için. Ucunu aynı şekilde ayırıyoruz.
Bunun hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu bulmamız lazım. O yüzden şunu fişe takalım. Şimdi ölçü aletinde kırmızı prop artıdır. Diğer uç ise eksi. Baktığımızda eksi gösteriyor. Demek ki ben ters bağlamışım. Bu şekilde değiştirdiğim zaman gördüğünüz gibi eksi kalktı. Demek ki sarı uç artı. Bu şekilde sarı uç artı, siyah uç eksi. Ona göre bağlantımızı yapacağız. Şu da biraz kurumuş. Bunun da uçlarını tekrar kontrol edelim. Hangisi artı, hangisi eksi. Bir yanlışlık olmasın, yoksa cihazımızın bozulmasına sebep olabiliriz. Bu şekilde kırmızıyı orta uca değdirdim. Evet. Şimdi bizde de kırmızı artı, beyaz eksi. Ona göre bağlantımızı yapacağız. Bunun ise çizgili olan ucu orta uç. Az önce ben kendim kontrol etmiştim. Tekrar kontrol edelim. Şu şekilde içine koyduğum zaman bu uçta ötmedi gördüğünüz gibi. Pardon. Bunu diyot ucuna alıyoruz. C'de kalmış. Voltaj ölçmede kalmış. Evet. Şu uçta ötmüyor. Bu uçta ötüyor. Demek ki ortadaki uç bu. Yani artımız buna gelecek. Bu şekilde artı uç. Sarı artı ucumuzdu. Buraya bağlıyoruz. Eksi ucumuzu da siyah bağlıyoruz. Hemen bu uçları da lehimleyelim. Artık lehimle işimiz bitti. Lehimi kaldırayım bir tarafları yakmadan. Şu kabloyu da bantlayalım güzelce. Şimdi şuralarda bizim ölçü aletimizi kullanabilmek için ucumuz var. Normalde bu robotumuza elektrik veren yer. Fakat ölçüm yapılabilmesi için buraya uç koymuşlar diye düşünüyorum. Çünkü buradaki uçlar direkt içerisine giriyor. Yani elektriği bu uçlardan almıyor. Bu şekilde ölçüm yapacağız. Evet. 4.50. Bu şekilde biz burayı ölçerken fişi takalım. Bakalım değer değişikliği nasıl olacak. Fakat buralara böyle yapamayacağız. Evet, şimdi daha rahat olacak ölçüm işi. Evet, bütün bağlantılarımızı yaptık. Şimdi test etmeye sıra geldi. Pilimizden gelen voltaj şu an 4.88 volt.
Bu da bizim yaptığımız soket. Soketi bağladığımda gördüğünüz voltaj 6 volta kadar çıktı. Bu da şarj olması için gerekli olan voltaj. Normalde zaten boşta bizim bu şarj aletimiz 6 volt geliyordu. Şu an 6 volt civarında şarj edecek. Zaten şarj dolduğunda da otomatik olarak kesen şarj aleti bunlar. Telefon şarjı, yani uzun süre şarjda bekletebiliriz. Şimdi bunun kapağını takacağız, yerleştireceğiz. Bir daha bundan sonra herhangi bir tak çıkart yapmayacağız. Yani sadece bu soketi takıp pilimizi şarj edebileceğiz. Hemen ben topluyorum. Tamam. Biz bu işi tamamladık. Şuraya soketi taktık. Ama bir de şarj yaparken yanan bir led koymuş olsaydık çok daha güzel olacaktı. Ama ilerleyen zamanlarda onu da yapabiliriz. Şu an ben bunu şu şekilde göstereyim. Şu an şarjı yok. Bakın. Kaldı, gördünüz mü? Şimdi bir de şarj ettikten sonra bakacağız. Şimdi şarjına takalım biz. Şarj aletini takıyorum. Şu şekilde. Bir saat sonra alacağım. Ne kadar şarj olmuş onu göreceğiz. Şimdi bir saat geçti. Şarjı oldu bizim RC arabamızın. Şimdi oğlum Kerem kullanacak. Bakalım nasıl olmuş. Şarjı güzel olmuş mu ona bakalım. Kullan Kerem. Basit malzemelerle aracınızı daha konforlu hale getirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.